Herkese merhaba arkadaşlar, EXCEL 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Arkadaşlar bu eğitim videomuzda baştan sona detaylı bir şekilde ileri düzeye kadar gidecek şekilde XLOOKUP İngilizcesi, Türkçesi de çaprazara formülünü nasıl profesyonel bir şekilde kullanabileceğinizi öğreteceğim. Bunu örneklerle birlikte pekiştire yapacağız ve sadece çaprazara formülünü odağa alacağız bu derste. Bu formülle yapılabilecek tüm senaryoları göstermeye çalışacağım. Hazırsanız arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle çaprazara formülü zannediyorum 2019'da geldi. 365 versiyonu ile birlikte hayatımıza girdi. Düşeyara formülünün modern versiyonu şeklinde bir ün yaptı kendisine ve gerçekten de aslında öyle. İsterseniz şimdi Düşeyara formülünü hatırlayalım. Eşittir Düşeyara fonksiyonu çağırıyorum arkadaşar. 4 tane argümanı var. Aranan değer, tablo dizisi, sütuncu sayısı ve aralık. Bak, Düşeyara, çaprazara, kaçıncı, indis gibi formüller arkadaşlar bizim lookup function dediğimiz ya da ara diye bir fonksiyon da var. Lookup fonksiyonları dediğimiz bir kategoride yer alıyor. Hatta o kategoriyi de şöyle göstereyim. Formüllerden arama ve başvuru dediğimiz zaman arkadaşlar Düşeyara burada, dolaylı, çaprazara, çapraz eşleştir gibi fonksiyonlar burada. Bu fonksiyonlar arkadaşlar belli bir tablodan başka bir tabloya veri çekmek için kullanılıyor genel manada bu şekilde veya bir şey aramak için kullanılıyor. Düşeyara ve çaprazara da bunlardan bir tanesi ve aslında piyasada ya da Excel'de en sık kullanılan formüllerden iki tanesi. Düşeyara, eğer 365 versiyonunuz yoksa Düşeyara kullanabilirsiniz. Düşeyara ile ilgili bir videomuz var, onu da açıklamaya koyarım. Düşeyara'yı kısaca hatırlayalım arkadaşlar. Düşeyara formülünde aranan bir değerimiz vardı. Betülşen değerinin ben doğum tarihi bilgisini buraya çekmek istiyorum ana tablomdan. Neyi aramak istiyorsun? Betülşen değerini. Peki nerede aramak istiyorsun diye bana soruyordu. Ben de isim ve doğum tarihi sütunlarının ikisini de seçmek zorundayım. Aramak istediğim bilgiyi de bu aralığa dahil etmek zorundayım. Çekmek istediğim bilgiyi de bu aralığa dahil etmek zorundayım. Tekrar noktalı bir koydum arkadaşlar. Kaçıncı sütunda diyor senin çekmek istediğin bilgi bana tanımladığın bu aralıkta. Bana tanımladığın bu aralık dediği de kırmızı çerçeve. Bu kırmızı çerçevenin kaçıncı sütununa denk geliyor çekmek istediğim bilgi. Ben diyorum ki ikinci sütununa denk geliyor. Zaten iki sütunluk bir aralık çerçeve burada tanımladım. Aralık bak kriterimiz var, argümanımız var. Buraya genelde yanlış seçiyorduk. Bunun da kendi içinde bir mantığı var. Parantezi kapatıp arkadaşlar enter'e tıkladığımız zaman doğum tarihi bilgilerini buraya getiriyorduk. Sadece Ctrl 1'e tıklayarak bunu isterseniz tarih olarak biçimlendirebiliriz. Şimdi ben Betülşen'in doğum tarihini 19-12-1973 şeklinde buraya güzel bir şekilde çekebilmiş oldum. Ama ben aslında ilk problem burada başlamıyor ama Düşeyara'nın en büyük kısıtı buydu. Geriye bakamıyorum Düşeyara fonksiyonunda. Yani birim değerini, buradaki birim bilgisini Düşeyara fonksiyonuyla arkadaşlar isim buradayken çekemiyordum. Düşeyaradaki ilk kısıt bu. Ve çaprazarayı şimdi göreceğiz. Çok daha büyük geliştirmeler, çok daha güzel özellikler var çaprazarada. Peki arkadaşlar şimdi çaprazarayla bunu yapalım. Kolay başlayacağız tabii ki örneklere. Çaprazara fonksiyonunu çağırdım. Burada bakın daha fazla argüman var. Arama değeri, arama dizisi, döndürülen dizi bulunamıyorsa eşleştirme modu, arama modu gibi. Bu arada bu argümanları buraya yazdırmak isterseniz Ctrl+Shift+A'ya tıklayabiliyorsunuz. Buraya bu argümanları yazdırmış oluyorsunuz. Çok esprisi yok ama eğer almak isterseniz alabiliyorsunuz. Ya da fonksiyonu yazarken, formül yazarken zorlanıyorsanız buraya ne gelecek? Hani bunu silip hemen oraya bu gelecekmiş deyip yapabilirsiniz. Peki biz argümanlara buradan bakmaya devam edelim. Arama değeri Düşeyara'daki gibi sen neyi aramak istiyorsun? Betülşen değerini aratmak istiyorum. Peki noktaları koyup ikinci argümanıma geçtim. Argüman geçişlerinde bakın arkadaşlar kalın harflerle yazıyor bizim bu yardımcı kutumuzda. Arama dizisine geçmiş oldum. Sen bu değeri, şimdi arama dizisini Düşeyara'da ne yapıyorduk? Hem aramak istediğim aralığı hem de veriyi çekmek istediğim aralığı da buraya dahil etmem gerekiyordu. Ama çaprazarada artık böyle bir şey yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tablo, bu tablonun ismi biraz şey kalmış. 34 falan gözüküyor. O tablonun adını hemen güncelleyelim. Tablo tasarım sekmesinden tablo 1 diyelim. Ya da ana tablo diyelim. Ana tablo. Hatta tbl main diyelim. Tamam. Daha kısa olacak şimdi formülümüz. Eşittir. Çaprazara fonksiyonu çağırdım. Betülşen'i aratmak istiyorum. Nerede aratmak istiyorum? İsimler arasında aratmam yeterli arkadaşlar artık. Tablo main tablomun isim sütununda aratmam yeterli. Artık benim sadece tek bir dizi giriş yapmam yeterli oluyor çaprazara fonksiyonunda. Burada arayıp bulacak. Peki mantık nasıl işliyor? Betülşen değerini arkadaşlar burada arıyor bulduğu zaman satır sırasını aslında bulmuş oluyor artık. kaçıncı satır sırasında olduğunu buluyor mantıken. Diyor ki sen bu şey arasında bu işte 9. sırada. Sıra numarasını buldu. Şimdi de sütun lazım bize. 3. argümana geçiyorum. Döndürülen dizi argümanı. Sen Betülşen diğerini buldun. Arayarak, burada arayarak sıra numarasını bulduk. 9. sırada. Satırda. Hangi diziyi döndürmek istiyorsun? Ben de diyorum ki dizi, bu arada dizi dediği arkadaşlar, dizi terimi şu. Birden çok hücre işin içine girdiği zaman bir dizi, yani bir alan olabilir, bir sütunun hepsi olabilir, bir satırın tamamı olabilir veya birden fazla, iki sütun da olabilir. Onu da göreceğiz şimdi. Ben istiyorum ki doğum tarihi bilgisini döndürmek istiyorum. Döndürülen dizi dediği o. Doğum tarihi bilgisini döndürmek istiyorum, getirmek istiyorum. Şimdilik buradaki argümanlara bakmayacağız. İlerleyen şeylerde göreceğiz. Parantezi kapatıp arkadaşlar formülümü tamamlıyorum. K8 değerini çekeceğim. İsim tablosunda aratacağım bu K8'deki Betülşen bilgisini ve doğum tarihi bilgisini de çekmek istiyorum. Bu kadar, daha basit arkadaşlar aslında. Enter düğmesine tıkladığım zaman doğum tarihi bilgisi geliyor. Formülümü aşağı çektiğim zaman tüm isimlerin doğum tarihlerini buraya çekmiş oluyorum. Peki geriye dönük nasıl, birim bilgisini nasıl çekeceğim ben isme bakarak? Onu da çapraz ara fonksiyonunu yine çağıralım. At hatası aldık. Çapraz ara. Aramam değerim yine Betülşen ya da isim değeri. Arama dizisi yine isim. İsimler arasında aratacağım ben bu ismi. Noktaları koydum. Döndürülen dizi bu sefer Düşeyara'daki gibi bir şey olmadığı için, yani şöylece seçme gibi bir zorunluluk olmadığı için artık geriye dönük de ben birim sütununu sadece seçerek birim sütunundaki bilgiyi buraya çekmek istediğimi formüle söyleyebiliyorum. Yani burada şu ilk iki argüman aslında çok önemli. K8'deki değeri arıyor. Nerede arayacak? Burada arayacak. İsimler arasında arıyor ve buluyor. Artık sıra numarası, satır numarası hafızaya atıyor. Daha sonra sütun için diyor ki bana sadece bir sütun ver. Döndürmek istediğin diziyi ver, alanı ver. Ben oradaki sütunu döndüreceğim sana. Parantezi kapatıp Enter'a tıkladığım zaman arkadaşlar kişilerin birim bilgisini de buraya çekebiliyorum. Evet, bu bölümde arkadaşlar basit manada çaprazaranın ne yaptığını öğrendik. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimde ise biz çaprazara formülüyle artık birden fazla alan çekebiliyoruz. Yani ben isimlerin burada hem doğum tarihi, hem doğum ayı, hem maaşı, hem yemek kartı bilgisini çekmek istiyorum. O satırın tamamını neredeyse çekmek istiyorum. Eşittir arkadaşlar çapraz ara formülünü çağırıyorum. Arama değerim yine isim. İsme bakarak bu değeri çekeceğim. Arama dizisi neresi? Yine isim. İsimler arasında aratacağım bu değeri. Noktayı koydum. Döndürülen dizi argümanı arkadaşlar tek bir sütun değil. Bu sefer tüm istediğim bilgileri buraya giriyorum. Buradaki mor çerçeveyi tamamen buraya aldım. Parantezi kapattım arkadaşlar. Enter'a tıkladığım zaman buradaki tüm bilgilerin bir kere de 365'in güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Eğer bir formülün sonucu, çıktısı birden fazla hücreye yayılması gerekiyorsa otomatik olarak hemen yayıyor onu. Eski versiyonlarda böyle değil. Aşağı çektiğimiz zaman arkadaşlar tüm isimlerin bilgilerini bir kere de elde edebiliyorum. Peki arkadaşlar, dördüncü argümanı da bu derste görmüş olalım. Serdal Dede değil de Serdal Hoca yazalım ya da Yılmaz yazalım. Serdal Yılmaz diye bir isim tablomda yok. Formül arkadaşlar aradığı şeyi bulamadığında ne yapsın? Hata döndürüyordu ki yok. Serdal Yılmaz isminde bir personel burada yok. Dördüncü argüman arkadaşlar, şeyin dördüncü argümanı, baştakini yazalım hadi. Çaprazaranın dördüncü argümanı, bulunamıyorsa argümanı. Bunun gibi eğer ki aranan değer bulunamıyorsa nasıl bir çıktı döndüreyim? Bana onu verebilirsin artık diyor. Biz bunu genelde eğer hata fonksiyonu ile yapıyorduk. Düşeyara'nın başına eğer hata yazıyorduk. Ama burada kendi built-in, kendi içinde var arkadaşlar bu özellik. Çift tırnak içerisinde kocaman bulunamadı yazıyorum. Bulunamadı. Ve çift tırnağımı kapatıyorum. Enter'a tıklıyorum. Bunu bulduğu için şey yapmıyor. Aşağı çektiğim zaman fonksiyonu kocaman bulunamadı yazıyor arkadaşlar burada. Bu örneğimde de çapraz ara fonksiyonuyla birden fazla alanı nasıl döndürebileceğimizi öğrendik arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneğe geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü örneğimde de, üçüncü senaryoda aslında çapraz arada fuzzy lookup dediğimiz, aslında tam olarak aradığımız şey ana tabloda o şekilde geçmeyen durumlarda bilgiyi nasıl çekebileceğimizi öğreneceğiz. Ne demek istiyorum? Diyelim ki arkadaşlar Betülşen diye bir isim var elimizde. Betülşen. Ama ana tablomuza baktığımız zaman Betülşen'in asıl adı Fatma Betülşen diye geçiyor. Bir ön adı var. Ya da Gamze Tüten'e baktığımız zaman Gamze Tüten'in başında da bir isim var. 3 isimliymiş ama bizim elimizde Gamze Tüten ismi var. Gülşah Yavuz ama mesela Gülşah Yavuz şeklinde geçiyor. Sorun yok. İşte bu tür aramaları nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz değerli arkadaşlar. Ve maaş bilgisini çekmek istiyorum. Eşittir arkadaşlar. Çapraz ara fonksiyonunu çağırdım. Arama değerine bunu giriyorum. Arama dizisine yine ismi giriyorum arkadaşlar. Döndürülen diziyi de maaşı seçiyorum. Tekrar noktalı bir koyalım. Bulunamıyorsa da boş bırakalım şöyle 4. argümana. 5. argümanda burada işte bu ayarı yapabiliyoruz. 5. argümana gelip arkadaşlar Joker karakteriyle eşleştirme dediğim zaman Joker karakteri kısaca açıklamak gerekirse bunun gibi işte başında belli karakterler var veya ortasında belli karakterler var gibi şeyler varsa bunları belli karakterlerle ayarlıyoruz. Bununla ilgili bir blog yazımız var. Onu da açıklamaya ekleyeyim ben. İsterseniz oradan okuyabilirsiniz. Ama günün sonunda çapraz arayla Joker karakterli aramalar yapabiliyoruz. Parantezi kapatayım arkadaşlar. Şimdi formülü tamamladık ama henüz ortada Joker karakter yok. Yani biz Betülşen'in aradığımız değerin başına Joker karakter getirmedik. Çift tırnak içerisinde arkadaşlar yıldız koyuyorum ve bağlacıyla da ampersand işaretiyle arkadaşlar ismi birleştiriyorum. Bu şu demek oluyor. Şu yazdığım kod arkadaşlar şu demek oluyor. Betülşen'i al ve Betülşen'in önüne yani sol tarafında herhangi bir şey var mı diye onu da kontrol et ve o şekilde bir arama işlemi gerçekleştir. Bunu demiş oluyorum ben formüle. Yani Betülşen'in önünde Fatma olabilir, Zeynep olabilir, Ayşe olabilir, işte 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Her ne varsa onu da hesaba kat ve arama işlemini o şekilde gerçekleştir demek istiyorum ben burada formüle. Ve 5. argümanı burada eşleştirme modunu 2 yaptığım zaman da bu ayarı yapabiliyorum. Bu arama işlemini yapabiliyorum. Enter düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar maaş bilgisi geldi. Aşağı kadar çektiğim zaman maaş bilgileri geldi. Ctrl Shift 4'e tıklayarak burayı da para birimine çevirelim. Bakalım doğru mu? Betülşen'in maaşı arkadaşlar Fatma Betülşen 4.376 lira buraya geldi. Gamze Tüten nerede? Burada. 4.193. Burada da 4.193. Serdal Dede 8.688. Muhammed Serdal Dede mesela. Önünde de Muhammed varmış onun ama 4.688 değerini doğru bir şekilde geliyor. Önünde hiç olmayanları da buluyor. Mesela Gamze Tüten'in yok muydu? Var. Gülşah Yavuz'un önünde hiç yoktu. Hiçbir şey yoktu. Gerçekten de Gülşah Yavuz onun adı. 3 isimli değil. Onu da buldu arkadaşlar. 4.419 şekilde değeri de bulmuş oldu. Bu formülle dediğim gibi arkadaşlar fuzzy lookup ya da Joker karakterli aramalar yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar gelelim bir sonraki örneğime. Bu örneğimde de elimde belli sayılar var. Bu işlemi çünkü sayılarla gösterebilirim. Elimde belli sayılar var. Burada maaş değil isimleri çekeceğiz. Sayılar da aslında maaş arkadaşlar. Elimde belli maaşlar var. Bu maaşa en yakın ismi ben buraya çekmek istiyorum. Böyle bir senaryom var. Bunu da yine çaprazara fonksiyonuyla yapabiliyoruz arkadaşlar. Geldim eşittir. Çaprazara fonksiyonunu çağırdım. Arama değerim maaş değeri. Arama dizisi maaş sütunu. Maaş sütununda arayacağım ben bu değeri. Döndürülen dizi isim. İsim değerini döndürmek istiyorum. Bulunamıyorsa çift tırnak açalım, kapatalım. Boşluk döndürsün bulunamıyorsa. Eşleştirme modu burada yine önemli hale geliyor arkadaşlar. Tam eşleşme değil de tam eşleşme demek şu demek arkadaşlar. Sen 5.200 değerini burada ara. 5.200 lira maaş alan varsa onun ismini buraya getir. Joker karakterliği gördük. Şimdi de şunları göreceğiz. Tam eşleşme veya en yakın küçük köye, tam eşleşme veya en yakın büyük köye. Önce ilkini görelim. -1 tam eşleşme veya en yakın küçük köye. Parantezi kapattım. Enter'a tıkladım arkadaşlar. Belli bir isim bana getirdi. Şimdi bu ismi neye göre getiriyor? Hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Tarkan küfecileri getirdi 5200 dediğim zaman. Ctrl Shift L'ye tıklıyorum. Maaşları filtreleyeceğim. Sayı filtreleri diyorum. Arasında diyorum arkadaşlar ve diyelim ki 5000 ile arkadaşlar 5400 lira maaş alanları filtreleyeceğim. Tamam tıkladım. 3 kişi varmış. 5400 ile 5000 lira arasında maaş alan. Bize hangisini getirmişti? Tarkan'ı getirmişti. Biz ne dedik? En yakın küçükköy'e sen bunun yakınsa. Değil mi? Arkadaşlar burada şunu yapıyor. 5200'ü üst limit olarak belirliyor. Üst limit olarak belirliyor. Ve ona en yakın maaşın ismini bize getiriyor. Tersten yapsaydık yani en büyük deseydik o zaman Bedriye Müge'yi getirecekti. Neden? Çünkü bu sefer 5200'ü alt limit olarak kabul edecekti. Umarım anlaşılmıştır. 5160'ı getirdi. Peki başka bir örneğe bakalım mesela. Barış Öztürk'ü getirmiş 6000'i. Şöyle bir filtreleme yapalım. Maaşı sayı filtreleyelim. Arasında diyelim. Mesela 5800 ile 6500 arasında maaş alanları filtreleyelim. Barış Öztürk'ü getirmişti. Biz yine dediğim gibi 6000 lirayı üst limit kabul etti. Ona en yakın olan kişinin ismini buraya getirdi arkadaşlar. Burada 5800 var. Burada 5900, 5880, 5922 daha büyük olduğu için ve 6000 de bizim artık üst limitimiz olduğu için bunu getirdi. Barış Öztürk'ün ismini buraya getirdi arkadaşlar. Peki tam tersi yapsaydık, eksi 1 değil de burayı tam eşleşme veya en yakın büyük e deseydik arkadaşlar, enter'a tıklasaydık, dediğim gibi Bedriye Müge Sönmez'i getirdi. Formülü aşağı çektiğim zaman Ural Kaya vesaire, buralar değişti artık. Çünkü burada aslında karar vermemiz gereken nokta, buradaki maaşın üst limit mi olsun yoksa alt limit mi olsun? Ben hangisine dikkate alarak buraya bir isim çekeyim? Bunu belirlemesi gerekiyor. Mesela Miraç'a bakalım. 3750 Miraç Öztürk arkadaşlar. 3750. 3897 lira alıyormuş Miraç Öztürk. Muhtemelen bundan daha azı, yani 3750 ile 3897 arasında başka bir rakam yok. Bu yüzden Miraç'ı getirdi. Bakalım var mı? İsterseniz onu da doğrulama yapalım. Yine maaşları filtreleyelim. Arasında diyelim. 3700 demeyelim de 3600 ile hadi 4000 arasında yapalım. 3 kişi var arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 3897, 3900, 3748. Bunu almadı. Daha önceki versiyonda bunu almıştı. Çünkü 3750'yi üst sınır kabul etmişti. Bu da ona en yakın olanı şey yapmıştı. Burada 3750'yi alt sınır kabul ettiğimiz için artık 3974 daha büyük bundan. O yüzden buradaki rakamı dikkate alıp Miraç Öztürk'ü arkadaşlar buraya getirmiş olduk. Evet, buradaki ayarda aslında eşleştirme modunu neredeyse hepsi tamamen öğrenmiş olduk. Tüm buradaki 4 opsiyonu da, joker karakter eşleştirme, tam eşleşme veya en büyük öğe, en küçük öğe ve tam eşleşmeyi de görmüştük. Tam eşleşme aslında default mod, yani varsayılan modda zaten arama işlemini tam eşleştirmeye göre yapıyor. İlk yaptığımız örnek arkadaşlar tam eşleşmeye göreydi örneğin. Onu da anlatmış olduk zaten. Evet arkadaşlar, bu örneğimizde de çaprazara işlevinin son argümanını öğreneceğiz. Burada belli isimlerimiz var arkadaşlar. Arama modunu farklılaştırarak sonucun nasıl farklılaştığını göreceğiz aslında. Eşittir çaprazara fonksiyonunu çağırıyorum. Arama değerimiz isim arkadaşlar. Arama dizimiz isim dizisi. Arama döndürme dizisi de maaş sütunu. Hatta burada isterseniz no'yu seçelim. Daha anlaşılır olabilir. Bulunamıyorsa boş bırakalım arkadaşlar. Eşleştirme modunu tam eşleşme diyelim. Çünkü zaten isimlerimiz var. Şimdi arama modu argümanında arkadaşlar 4 tane opsiyon var. Baştan sona, sondan başa arama ve binary aramalar, yani ikili aramalar. Bunları sonra göreceğiz. İlk opsiyon baştan sona arama arkadaşlar. Siz aradığınız, aratmak istediğiniz şey, yani Berk Temiz ismini ana tablonun sırasına göre baştan sona doğru tarama işlemini gerçekleştir demek bu. Sondan başa arama yapmakta -1 indeksi. Tablonun sonundan, T en sonundan 4008. satırdan başlayacak. İlk satır bunu kabul edecek. Sıla Karakoç kabul edecek ve buradan geriye doğru aramaya başlayacak. Ve sıra numarasını o şekilde döndürecek. İkili aramaları sonra göreceğiz. Baştan sona arama ilk başta koyalım arkadaşlar. Parantezi kapatıp enter'a tıklayalım. Ve getirdiğim zaman maaş dili, buraya da sıra numarası yazalım. Sıra no diyelim. Berk Temiz'in 7. sıradaki 7 numarasını getirdi. 7 Berk Temiz. Peki. Ama arkadaşlar Berk Temiz buralarda da var. Berk Temiz mesela burada da var. Başka nerelerde var Berk Temiz? Hemen filtreleyelim. Filtre diyelim. Değerine göre filtre uyguladım. Buralarda Berk Temiz 7, 16 ve 816'da Berk Temizler var. Aynı şekilde geçiyor. 7, 16 ve 816. Ctrl Z diyelim arkadaşlar. Bu tablonun bir kopyasını şöyle oluşturayım ben. Ve şimdi buradaki arama modunu -1 yapalım. Bir yerine -1, yani sondan başa arama yapalım. Ne bekliyoruz? Sondaki Berk'in önce gelmesini bekliyoruz. Çünkü sondan başlayacak aramaya, taramaya ve bilgi çekmeye. Enter'a tıkladığımız zaman arkadaşlar 816 bilgisi geldi ve bunu çektiğimiz zaman diğerlerinden birer tane varmış. O yüzden hiç değişmediler. Fakat Mert Arı da değişti bakın. 2111 101. sıra numarasını getirdi. Mert Arı baştan saydırdığımızda, baştan sıraladığımız zaman 10.'yu getirdi. 10 değerini getirdi burada Mert Arı. Sondan saydığımız zaman da 2101'i getirdi. Mert Arı'yı da filtreleyelim şöyle. 3 tane Mert Arı değeri var. Aynı şekilde geçiyor. 10. 21. ve 2101. sıralarda. Sondan çağırdığımız için ilk başta ikinci örneğimizde 2101 rakamı geldi. Yani bu satırı buldu, getirdi. Baştan başlayarak saydırmaya başladığımız zaman, bulmaya başladığımız zaman 10. sıradakini bulduğu için ilk başta 10. rakamını getirdi. Yani aslında burada görüyorsunuz arkadaşlar, veriyi çektiği zaman sadece bir satır çekebiliyor burada formül. Yani Berk Temiz'i ilk bulduğu zaman artık engine, yani motor çalışmayı durduruyor. Formül çalışmayı durduruyor. Tamam, arıyor. Buradan aramaya başlıyor. 7. sıraya geldiği zaman tamam. Diyor ki buldum. Artık aşağısına bakmıyor. Sondan başladığı zaman da aramaya buradan başlıyor. Sıla Koç, Volkan, Fatma Nur, Beliz, Derya, Aysel diye yukarı doğru gidiyor. Bulduğu zaman durduruyor artık. Daha yukarısına daha bakmıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Şimdi de buradaki son argümanı binary mod arkadaşlar bu. İkili mod, ikili arama. Artan artan düzende sıralanır, azalan düzende sıralanır. Bu artan düzende sıralanır dediği şey benim ana tablomdan bahsediyor. Yani ana tablomda arama yaptığım şey artan düzende sıralaması gerekiyor. Bu yüzden burada bu örnek olmayabilir. Şöyle yapalım burada. Burada sıra numaralarını aratalım arkadaşlar. Şöyle ters döndüreceğim şurayı. Şöyle shift düğmesine tıklayarak şuraya getirdim. Peki isimleri de şimdi kaybedelim. Onlar da gitti. Şöyle Ctrl C, Ctrl Shift V'ye tıklayarak değer olarak yapıştırıyorum ve isimleri buradan kaldırıyorum. Aslında şöyle bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Bu binary mode bir şeyin aramanın daha hızlı çalışmasını sağlıyor sadece. Tek avantajı bu. Hatta tek şeyi de bıraksak olur. Buna binary diyelim. Bunlar da normal search mode. Baştan veya sondan. Şuna baştan diyelim. Buna da şöyle bir şey açalım. Ctrl artıya tıklıyorum. F4'e tıklayalım. Bu da sondan. Baştan, sondan. Bu da binary. Şimdi bu daha hızlı çalışması sağlıyor ama bir ön şart var. O da arkadaşlar tablonun gerçekten sıralanmış olması. Yani Ctrl Shift L'ye tıklayarak filtre düğmelerini getireyim. Ben isime göre sıralarsam tablomu bu şey çalışmıyor. Şimdi sıra numarasını aratacağım ya ben ana tablomda. Buraya gelelim. Eşittir çaprazara diyelim. Arama değeri 7. Arama dizisi numaralar. Döndürülen dizi isim olsun. İsim döndürsün. Bulunamıyorsa geçtim. Eşleştirme modunu da geçtim. Tam eşleşme olsun. Şimdi arama modu ikili arama artan düzende sıralanır diyelim. Artan düzende senin aslında ana tablona artan düzende sıralaman lazım. Yani küçükten büyüğe. Kapattım arkadaşlar. 2 dedim. Kapattım. Enter'e tıkladım. Bulamadı, gördünüz mü? Çünkü tablom doğru bir şekilde sıralanmamış. Peki ben bunu aldım. Küçükten büyüğe doğru sıraladığım zaman o zaman şeyleri buluyor. Şimdi buradaki avantaj bahsettiğim gibi şeyin arama işleminin daha hızlı çalışması. Şimdi bu tablom benim 4000 satırlı ama diyelim ki 500.000 satırlık bir veri tablonuz var. 500.000 satırlık verilerde Düşeyara, yani böyle verilerle çalışmış kişiler bilir. Düşeyara fonksiyonu ve şeyi çok yavaşlatıyor. Dosyanın çalışmasını çok yavaşlatıyor. Bu tür verilerle veri çekme işlemi yaptığın zaman. Ve bir de mesela burada 4-5 satır çekmek istiyorum. Diyelim ki ben işte nasıl diyelim mesela 1000 satırlı bir şeye ihtiyacım var. Listeye ihtiyacım var. 1000 tane Düşeyara formu ya da çaprazara formülü burada gelecek. Bunlar arkadaşlar çok yavaşlatıyor. Çok yavaş çalışıyor formül. Bunun gibi şeylerle karşılaşırsanız o zaman işte binary moda alabilirsiniz. Binary modun tek şeyi bu. Diğeri arkadaşlar bu artan düzende sıralanırdı. Bu da azalan düzende sıralıysa eğer sizin ana tablonuz, bunu kullanacaksınız. -2. Şu anda yok. Gördüğünüz gibi bulamıyor. Ama burada büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman artık yine değerler gelmiş oluyor. Hızla ilgili bir konu. Hatta şöyle söyleyeyim. Excel SB formatı var Excel'de. Excel Spreadsheet Binary format. Binary formatta siz kaydettiğiniz zaman, save as dediğiniz zaman arkadaşlar, farklı kaydettiğiniz zaman dosyayı, yine böyle yavaş çalışan bir dosyaysa hızlanıyor ve şeyi de azalıyor. Dosya boyutu da azalıyor. O da aklınızda bulunmuş olsun. Ve aynı zamanda VBA kodla çalışıyor Excel binary formatta. Excel SB formatında VBA kodları da çalışıyor. Tercih edilebilir. Toparlayacak olursak arkadaşlar, çapraz ara formülü bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı. Çıktığından bu yana kolaylaştırdı. Genelde derslerimde Düşeyara formülünü hala öğretiyorum. Çünkü genelde 365 versiyonu kullanmıyor kullanıcılar. Ama son zamanlarda arttı 365 kullanımı. Yavaş yavaş ben de işte son 2 aydır 365 fonksiyonlarını öğretmeye başladım ve işte projelerimde de bizim şablonlarda da 365 versiyonuna ait fonksiyonlar ve özellikleri kullanıyoruz. Ben Salih Hocaoğlu. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.